Merhaba değerli dostlar, ben Yusuf Altınok. Hey Bey kanalının bu haftaki podcast yayınına hoş geldiniz. Geçtiğimiz iki hafta kıymetli bir konuğum vardı ve bizlere kitap okuma ihtiyacı nasıl doğar, okumak kişiye neler kazandırır, neden okumalıyız ve neler okumalıyız konusunda çok anlamlı katkılar sağladı diye düşünüyorum. Umarım sizler de keyifle dinlemişsinizdir. Eğitim şart ama hangi eğitim dedik? Dinlemeyenler varsa tekrar buradan tavsiye ederim. Eğer anne babadan görmediyse bir kimse durduk yere kitap okumaya başlamaz. Bence bir ödev ya da bir müfredat olmaksızın kendi okuyacağı kitapları kendi arayıp bulan insanların rahatsız kişiler olduğunu düşünüyorum. Rahatsızlık sebepleri değişkenlik gösterebilir elbette. Toplumdan rahatsız olabilirler, kendilerinden rahatsız olabilirler. İçinde bulundukları cemiyetteki statülerinden, mesleklerinden veya geçmişinde yaşadığı büyük travmalar olabilir, birçok sebep olabilir. Dertsiz insanın arayışı olmaz çünkü. Niye arasın ki? Zaten cennettedir o. Hatta bugün burada bu yayını dinliyorsanız muhakkak sizin de rahatsız olduğunuz meseleler olduğunu düşünüyorum. Toplumun değişmesi gerektiğini düşünüyor birçoğumuz. Ama kimse değişmesi gerekenler listesinde kendisini görmüyor. Bir zamanlar hiç haddim olmadan toplumu değiştirmek için girişmiştim ve ona buna ayar çekmeye çalışıyordum. Sürekli birilerini hizaya çekme derdindeydim. Sonuç mu? Bir silgi gibi tükendim ben de. Başkalarının yanlışlarını silmeye çalıştım. Mürekkeple yazmışlar oysa. Ben kurşun kalem silgisiydim, azaldığımla kaldım diyor ya Oğuz Atay. Aynen öyle tükendiğimle kaldım. Yaptığım gayretlerin tümünün de haybeye gittiğini düşünmüyorum. Elbette ki bugünkü günlerime gelmeme sebep olması bile geçmişimle barışık olmamın sebebidir. Birçok güzel insan tanıdım, yetmez mi? Yetti çok şükür. Toplumu değiştiremeyeceğimi anladım. Kendime yöneldim. Ne istediğime, neden burada olduğuma, neler yapmam gerektiğine, sorumluluklarıma, ödevlerime. Hatta kendimi bile değiştirmekte ne kadar aciz olduğumu itiraf edebilirim. Ama bir şeyler değişmeliydi, bu böyle gitmemeliydi. Nereden başlamalıydı, ne yapmalıydı? Rahatsız olduğum konularda okumalar yapmaya başladım. Benden önce insanlar neler söylemişler, neler düşünmüşler, yaşadıkları çağın sorunlarına nasıl direnmişler, nasıl hayatta kalmaya çalışmışlar. Dünyaya maruz bırakıldık ve hepimiz şaşkınız. Buraya ait olmadığımızı düşünüyoruz. Ama her şeye rağmen günün sonunda hala buraya veda etmemeyi başarmışsak, hala burada yapılacak bir şeyler olduğuna inanıyorsak ne mutlu. İşte bizim en büyük gücümüz budur dostlar. Soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Diyordu ya Yusuf Hayaloğlu bir şiirinde, ona da selam olsun. Yüzlerce saat anlatmaya çalışsam da aktaramayacağım duyguyu bir dörtlük ile verebiliyor değil mi? Şiir de, müzik de böyle bir şey dostlar. Edebiyat rahatsız insanlar sayesinde gelişiyor. Ve hatta bilim dahi rahatsız insanlar sayesinde ortaya çıkıyor. Toplumsal olarak ilerlemenin ve aydınlanmanın yolu, bireylerin tek tek aydınlanması ile başlayabilir ancak. Bireyin aydınlanması ise kendi aklını kullanmaya cesaret etmesiyle mümkündür. Bunu başaran insanlar, kendilerinden beklenen toplumsal ödevleri en iyi biçimde yerine getirebilen kimseler olurlar. Onlar kamu işlerini sürdürürken çeşitli bürokratik veya siyasi mekanizmalara itaat etmek yerine sorgulayan, görüş bildiren ve öneriler üreten kişilerdir. Kendilerini yalnızca içinde yaşadıkları topluma değil, bütün insanlığa karşı sorumlu hisseder, eylemlerinde kararlılık ve cesaret gösterirler. Bütün insanlar için bir umut olurlar. Yıkmanın değil, yapmanın derdindedirler. Dışlanmaktan ve yalnız kalmaktan korkanlar, farklı fikir beyan edemezler. İçerisinde bulundukları toplumun zikri ne ise birebir uyum sağlamayı güvenli bulurlar. Bu sebeple de her türlü bağımlılığa ve itaatkarlığa sonuna kadar açıktırlar. Bu, bilerek, isteyerek ergin olmama halidir. Ergin olmama durumu bir takım mesuliyetlerden kişiyi kurtarır. Ama çocukken oyunlarda bu sütten diye bir tabir vardı hatırlarsanız. Sütten olmayı ister miydiniz çocukken oyunlarda? Ben hiç istemezdim. İncinirdim hatta. Adam yerine konulmak isterdim. Muhatap alınmak isterdim. Çünkü sütten olduğunuzda kazanmanın da kaybetmenin de anlamı olmaz ki.
kaybetmenin olmadığı bir yerde kazanmanın da bir anlamı olmaz. Oyunun anlamı bu. Bir gün bir belgesel izliyordum. Bezelye konservesi nasıl yapılır diye adım adım geçtiği tüm süreçleri anlatıyordu. Bezelye topları bir bantla elek üzerine atılıyor ve sınıflarına göre ayrıştırılıyordu. O eleği bir anda dünya hayatına benzettim. İşte dedim, bu sebeple gelmiş olabiliriz. Seçileceğiz, ayrışacağız ve kendi sınıfımıza uygun insanlarla bir araya geleceğiz. Yani kimse Karun gibi yaşayıp Musa ile aynı akıbeti beklemesin diye bir söz vardı ya, o geldi aklıma. Dünya bir süzgeç, iyiyi kötüden, sağlamı çürükten ayıracak bir elek. İnsanı diğer canlılardan nitelik olarak ayıran en belirgin özelliği nedir diye düşündüğümüzde, özgür iradesinin olmasıdır diye düşünüyorum. Kur'an'da ve Adem'e bütün isimleri öğretti diye bir ayet geçer. Yani isim koyma yetisine sahip olma özelliği verildi diye anlıyorum. Dolayısıyla bir nesneyi diğerlerinden seçip ayrıcı şekilde isim koyabilmek için bilinç ve irade gereklidir. Dünyadaki sınırlı imkanlarla bilinç ve iradenin hakkını vererek yeryüzünde minicik, minyatür, prototip, kendi içinde bir cennet inşa etmeyi başaramamış insanlara sonsuza kadar hayat hakkı verseniz, cennetin tüm nimetlerini onun önüne serseniz, yine de kendisine sürekliliği olan bir huzurlu cenneti kuramayacaktır. 10 lirayı yönetemeyen bir çocuğa 100 milyar da verseniz yine yönetemeyecektir. Dünyaya gönderiliş amacımızın sütten yaşamamak, çocukluktan çıkmak, erginleşerek elde ettiğimiz bilinç ve iradenin hakkını vererek kendi içimizde yanmayan ufacık da olsa bir minyatür cennet kurmak olduğunu düşünüyorum. Yeryüzünde kendi cennetini inşa edebilenlerden olmak ümidiyle bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.